Homo neandertaller bizim birinci dereceden kuzenlerimizdir. Amcaoğlu teyze kızı kadar yakın, bir o kadar da farklıdırlar. Homo neandertallerin yaşamı ile Homo sapienslerinki bazı konularda benzerlik gösterirken bazı konularda oldukça ayrışıyor. Mesela Homo neandertallerin belirgin sanat eserleri yoktur. Ama yine de birçok yönden modern insan gibiydiler. Çeşitli mağara resimleri yapıyor ve deniz kabuklarından farklı kolyeler takıyorlardı. Takı kültürünün Homo neandertaller arasında ortalama 100 bin yıllık bir geçmişi var. Avrupa'da keşfedilen taş devri sanat eserleri büyük çoğunluğu Homo sapienslerin yaptığı düşünülüyor. Fakat bazı buluntular bunu değiştirebilir. Örneğin Almanya'da bir mağarada bulunan gravür yaklaşık 50 bin yıl önce, yani Homo sapiensler henüz Avrupa'ya gelmeden önce yapılmış. Kırmızı aşı boyalarının olduğu Avrupa'daki bazı neandertal yerleşim yerleri ise neredeyse 250 bin yıllık. Bilim insanları işlevsel bir amacı olmayan geyik kemiği üzerine çizilen bu desenlerin de çeşitli soyut anlamlar taşıdığını düşünüyor. Araştırmacılar daha önceleri aynı döneme denk gelen neandertallere atfedilen bazı çakmak taşı, kaya ve dişler üzerinde bilinçli olarak yapılmış çapraz ve zikzak işaretler içeren taşlar bulduklarını da ekliyor. Tam anlamıyla sanat denilmese bile bazı alanları Homo neandertallerin bilerek boyadıklarını, fakat ne amaçla boyadıklarını bilmiyoruz. 2021 yılında yayınlanan bir makaleye göre Homo neandertaller 60 bin yıl önce İspanya'daki bu mağarayı kullanmış ve belirli bölgeleri belki alanlarını belirlemek ya da topluluklarının bir simgesi olarak boyamışlardı. Bize garip gelse de Homo neandertaller de bizim gibi zaman zaman mutlu olup garip sesler çıkararak şarkılar söyleyen, oyunlar oynayan insanlardı. Tıpkı İspanya kıyılarında bulunan bu ayak izlerinin bize gösterdiği gibi. Bilim insanları 2020 yılında İspanya'nın güneyindeki bir sahilde fosilleşmiş ayak izleri keşfettiler. Ayak izlerinin analizleri 100 bin yıl önce bu bölgede yaklaşık 36 kişilik Homo neandertal ailesinin çocuklarıyla zıplayıp oynayarak dolaştığını kanıtlıyor. 2021 yılında yayınlanan makaleye göre ayak izlerinin boyutları ve dağılımı sonucunda burada 25 yetişkin ve yaklaşık 11 kadar çocuklu bir kabile bulunmuş. Paleontolog Eduardo Maroyal bazı neandertal çocuklarının su birikintisinin kıyılarında kumda oynadıklarını söylüyor. Tarihe böyle bakınca bizi onlara yakınlaştıracak güzel bir hikaye ortaya çıkıyor. Homo neandertallerin hayvan derilerinden çeşitli kıyafetler yaptıklarını biliyoruz. Fakat bunlar Homo sapienslerin yaptığı gibi iğne ve iplik kullanarak yapılmış şeyler değildi. Muhtemelen daha ilkel, sadece üstlerini örtecek türden kıyafetlerdi. Soğuğa karşı direnç sağlamaları, ateş kullanımı, büyük hayvanları avlama ve kıyafet gibi avantajlar sayesinde Homo neandertaller Batı Avrupa'dan Rusya'nın güneyine, Yakın Doğu'dan Asya'nın Afganistan ve Özbekistan işlerine kadar yayılmayı başardılar. Fakat bunların hepsi aynı zamanda ve aynı görünüşe, kültüre ve biyolojiye sahip Homo neandertaller değildi. İskeletler ve arkalarında bıraktıkları gösteriyor ki 200 bin yıl önceki Homo neandertaller ile başka bir bölgede 50 bin yıl önceki Homo neandertaller bazı konularda oldukça farklılıklar gösteriyor. Modern yaşamda aynı ilde farklı köylerde yaşayan insanların bile başka kültürlere ve dış görünüşe sahip olduğunu düşünecek olursak bu oldukça normal bir durum. Evrim her konuda ve alanda sürekli devam eden bir olay. Bunu gözlemlemek bazen kolayken bazen oldukça zordur. Homo neandertaller muhtemelen genç erkeklerin değişik yaş aralığında birçok dişiyle birlikte olduğu ortalama 25-30 kişilik ailelerde yaşıyordu. Bizim yaşlılık, nenelik dediğimiz zamanlara bir Homo neandertal çok nadir olarak ulaşabiliyordu. Risk ve hastalıkla dolu hayatlarını 30 veya maksimum 40 yaşlarına kadar yaşayabiliyorlardı. Homo neandertallerin yaşlı diyebileceğimiz yaşlara kadar yaşayan bireylere baktıklarına ve yardımlaştıklarına dair kanıtlar da mevcut. Bulunan ve yaşlı olduğu tespit edilen Homo neandertal iskeletlerinin bazılarının kolları veya bacakları kopmuş, dişleri dökülmüş veya çeşitli kazalara maruz kalmışlar. Örneğin 1957 yılında Irak'taki bir mağarada bulunan ve Şanidar 1 isimli erkek bir neandertalin bir kolunu bir gözünü kaybettiği ve muhtemelen de sağır olduğu tespit edilmiş. Ortalama 40 yaşlarına gelen bu erkeğin bu dezavantajlarla bu yaşa kadar yaşayabilmesini tek bir şey açıklıyor. O da sosyal dayanışma. Bazı bilim insanları dişi Homo neandertallerin doğum kanalının dişi Homo sapienslerden daha geniş olmasından kaynaklı bebeğin anne karnında daha fazla büyümesine fırsat verdiğini, yani dişi bir Homo neandertalin yaklaşık 12 ay kadar hamilelik süresi sonrasında doğum yaptığı düşünülüyor. Bu da uzun bir aile içi dayanışma ve yardımlaşma süresi demek oluyor. Homo neandertallerin cinsiyetlerini belirlemek bilim insanları için oldukça zor. Fakat tıpkı insanlarda olduğu gibi dişi neandertallerin de kalça kemiklerinin genişliğine bakarak hangilerinin dişi, hangilerinin erkek olduğu kısmen de olsa anlaşılabiliyor. Yine de birkaç parça kemiğe bakarak bunu belirlemek biraz zor. Ayrıca bazı Neandertal dişilerinin ön kolları bazılarından çok daha fazla çalışıyordu ve kolları erkek Neandertallerin kolları kadar kaslı bir yapıya sahipti. Bu da erkekler avdayken dişi Neandertallerin avlanan hayvan derisi üzerinde çok fazla çalıştığını ve tabii ki günümüzde olduğu gibi iş ve görev dağılımları yaptığını gösteriyor. 2020 yılında Nature'da yayınlanan bir makaleye göre Neandertal genleri üzerinde yapılan kapsamlı araştırmalarda Neandertal çocuklarının modern insanlara kıyasla daha yaşlı anneleri ve daha genç babaları olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Erkek Neandertaller daha çok risk alıp savaşlarda veya avlarda daha erken yaşlarda öldüğü için geride kalan dişi Neandertaller daha uzun yıllar yaşıyor ve daha genç erkek Neandertallerden çocuk sahibi oluyorlardı. Böylece yavruların uzun büyüme ve bakım evresi biraz daha deneyimli ve bilgili ama yaşlı anneler, teyzeler ve anneanneler sayesinde gerçekleşiyordu. Bir zamanlar şiddet yanlısı, düşünme yetisi olmayan canavarlar olarak resmedilmelerinin aksine artık Neandertallerin günümüzdeki tasvirleri onların süslendiklerini, sanatsal faaliyette bulunduklarını, hastalara ve yaralılara baktıklarını ve hatta belki de ölülerini gömdüklerini göz önüne alıyor. 2020 yılında Iraklı arkeologlar Şanidar Mağarası'nda 50 bin yıl önce bilerek gömülmüş Homo neandertal fosilleri keşfettiler. Aslında bu bölgede Neandertallerin yaşadığı 1950'lerden bu yana yapılan kazılardan biliniyordu. Fakat malum örgütlerin tehdidi altında olduğu için bölgelerde kazı ve araştırmalar yapılamıyordu. Neyse ki 2020 yılında yayınlanan bu makaleye göre buranın bir Homo neandertal tarafından mezar olarak kullanıldığı artık kanıtlandı. Fakat Homo neandertallerin bu mezar ve ölü gömme ritüelini Homo sapienslerden mi öğrendiği yoksa kendilerinin mi geliştirdiği henüz bilinmiyor. Ölüm bizi birbirimize bağlayan, yaşamın kutsallığını hatırlatan bir döngüdür. Ölen birinin başka hayvanlar tarafından yenilmesine izin vermeden güvenli bir şekilde toprağa gömülmesi, kişiye ve yaşamına duyulan saygının, yas tutma gibi soyut düşünebilmenin temel belirtisidir. Uluslararası pek çok yeni makalede artık Neandertallerin düşünüldüğünden çok daha zeki olduğu yazılıyor. Uzun zamandır bilim insanlarının çoğu Neandertallerin aptal olmadığında hemfikir olmuş durumda. Homo neandertallerin en az bizim kadar konuşmaya uygun anatomik parçalara sahip olduğunu biliyoruz. Bizim gibi bir dilleri var mıydı bundan pek emin değiliz. Ama birçok bilim insanı çıkardıkları seslerden onların insan olduğunu hemen anlayacağımızı söylüyor. Yapılan araştırmalar Homo neandertallerin biz Homo sapiensler gibi işitme yeteneklerine sahip olduğunu da gösteriyor. Anatomik yapıları, taş alet kullanımı, takı yapımı ve sanat dahil olmak üzere bulunan arkeolojik kanıtlar Homo neandertallerin de biz insanlar gibi dil yeteneğini ortaya çıkaracak karmaşık davranışlar sergilediklerini gösteriyor. Vücutlarının ne kadar kıllı olduğunu bilmesek de genetik kodları bazı bireylerin kızıl ve turuncu saçlı sakallı ve yeşil gözlü olabileceğini de gösteriyor. Günümüz insanları bu gibi bazı genleri Homo neandertallerden veya ataları olan Homo heidelbergensislerden miras olarak almış bile olabilir. Homo neandertallerin tam olarak ne zaman yok olduğunu bilmiyoruz. Ama Belçika'daki Spay Mağarası'nda bulunan fosiller üzerinde yapılan araştırmalar yaklaşık 40 bin yıl öncesine kadar bu mağarayı kullandıklarını ve bunların son neandertaller olabileceğini gösteriyor. 2022 yılında yayınlanan bir makalede Homo sapiensler ve Homo neandertallerin yaklaşık 10 bin yıl kadar Avrupa'da birlikte yaşadıklarını kanıtlıyor. Fransa'daki Mandrin Mağarası'nda keşfedilen taş aletler, ok uçları ve kalıntılar Homo sapiensler ve Homo neandertallerin bu bölgeyi çekişmeli olarak kullandıklarını gösteriyor. Araştırmalara göre bu mağarayı bazen Homo sapiensler ele geçiriyor, bazen de Homo neandertaller zapt ediyordu. Eğer bunlar gerçekten ok ucu ise bu da Homo sapienslerin bu bölgedeki Homo neandertalleri ok ve yay kullanarak yenmiş olabileceklerini gösteriyor. Fakat yine de bilim insanları onların sadece Homo sapienslerle rekabet sonucu yok olmadığından neredeyse emin. Yani biz zeki, onlar aptal oldukları için yok olmadılar. Yok olmalarına neden olan birçok farklı sebep vardı. İklim değişikliği, hastalıklar, yiyecek kıtlığı ve tabii ki Homo sapienslerin bölgelerini ele geçirmesi. Dolaylı veya doğrudan mutlaka etkimiz oldu. Fakat bunun tek suçlusu muhtemelen sadece biz değiliz.